Halil Reçber piyasalardan herkese merhabalar değerli arkadaşlar. Şimdi Euro dolar paritesi daha önce bahsetmiş olduğumuz ara dinlenme ve bunun getirebileceği bir gerilemeyle 1.13'lere doğru geri çekilme ihtimalinden bahsetmiştik. Hatta 1.13-40-30 bölgesinden bahsetmiştik. Geldiği nokta 1.13-37'yi gördü. Bugün de aynı şekilde bu hareket devam ediyor. Bugün bizim için önemli. Bu hareket devam mı edecek? Yukarı 1.14'ler üzerine oturacak. Yoksa 1.13'lerin altına tekrar daha önceki şu bölgenin altına direnç olarak gördüğünüz 1.12.80'lere 1.13'lerin altına doğru mu çekilecek? Onu sorgulayacağımız bir gün olacak. Hemen şöyle 1.13.46 kapanışımızı giriyoruz değerli arkadaşlar. 50 olarak girdik. 1.13.50 olarak girdik. Haftalıklarda 1.13.40 gördüğünüz gibi bahsetmiş olduğumuz nokta test edilmişti. Şu an 1.14.20 altında olduğu için 1.13.40'ın kırılma riski var. Hemen dönüp bakıyoruz. Bugüne dair özellikle 1.13.60, 1.13.80 direnç bölgesi. Sabah itibariyle görülen seviye 1.13.70, 1.13.44 en düşük. Dolayısıyla alıcılı bölgeyle satıcılı bölge arasında seyretmiş ve şu an satıcılı bölgeye doğru tekrar gelmek isteyen bir hareket içinde olduğunu görüyoruz. 4 saatlik grafiğe baktığımızda zayıflama devam ediyor. 1.13.40'ı aşağıya kırması riski var. Evet, kırma riski olduğu için en azından şu an için bu bölgede 1.13.60 direnç, 1.13.40 destek olarak önümüzdeki dakikalarda devam edecektir diye tahmin ediyoruz. Ve böyle bir durumda eğer en azından 4 saatlik grafikler üzerinden hemen şöyle bakalım. Çünkü 1.13.70 üzerine atmadığı müddetçe aşağıda 1.13'lerin altına gelen bir hareket göreceğiz. Önümüzdeki günlere yönelik de bu birkaç günlük süreçte. Seans odamızı izleyebilirsiniz. Şimdilik söyleyecekleriniz kadar herkese bol kazançlar diliyorum. Görüşmek dileğiyle.